Çin dosyasını açmış bulunuyoruz. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videoya geçecek olursak bu videonun neyle ilgili olacağına dair kısa bir bilgi vereyim, ardından videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız üzere video Çin'le alakalı olacak. Fakat şöyle bir durum var. Çin'in ürünlerini anlatacağım ben size. Yani biraz tarafına da bakacağız. Geleceğe de birazcık göz gezdireceğiz. Çin'in geliştirmiş olduğu uygulamalar, yazılımlar, işte şirketler, bunlar nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Bunları anlatacağım size. Kendi dilim döndüğünce katılırsınız, katılmazsınız, onları yorumlarda belirtirsiniz. Onun dışında video çok sıkıcı olmasın ve çok uzun olmasın diye kısa kesip aralara böyle değişik şebeklikler koymaya çalışacağım ki sıkılmadan izleyelim. Şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar, çok uzun zamandır konuşulan bir olay var. O da şu: TikTok yakın zamanda Montana'da yasaklandı. Uzun konuşulan olay ne diyecek olursanız arkadaşlar, Çin'e veri sızdırıyor. TikTok ve DJI ürünleri Çin'e veri sızdırıyor. Bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız, yani siz bu DJI'nin dronlarını kullanıyorsunuz. DJI'nin dronlarında kullandığınız görüntüler, sonuçta DJI'nin uygulaması üzerinden bu drone'u kontrol ediyorsunuz. Yine aynı şekilde onun cloud'unu, bulutunu, dosya sunucularını kullanıyorsunuz. Baktığınız zaman yine aynı şekilde TikTok'un sizden istemediği bir izin dahi yok. Algoritması tamam, yine aynı şekilde Facebook'tan, Instagram'dan çok daha iyi. Fakat sizi çok daha iyi izliyor. Yani zaten son zamanlarda Apple'ın yapmış olduğu şeyleri de görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yani Apple'ın son yapmış olduğu güncellemelerde Facebook'un, Instagram'ın, TikTok gibi uygulamaların sizden aslında izin almadan ya da işte sizin o özelliği kullanmadığınız zamanlarda bile sizi izlediği ortaya çıktı. Dolayısıyla TikTok Amerika'da yasaklandı arkadaşlar. Amerika'nın bir ilçesi eyaletinde, Montana eyaletinde yasaklandı. Bunun devamı gelir gelmez. Fakat yani veri sızdırdığı gerçek ve Çin geliyor arkadaşlar. Çin öyle böyle gelmiyor. Birazdan size göstereceğim. Biden sürekli düşüyor. Sürekli, yani sürekli adam bir uçakta düşüyor, bir törende düşüyor. Niye düşüyor? Bunun arkasında şöyle bir şey var. Şimdi biraz komplo teorisyencisi gibi olacağız ama Amerika'nın o kartal görünümünü artık eskitiyorlar. Yani eskiden neydi? Make a Great America, değil mi? Böyle şanlı bir Amerika vardı. Herkesin gözünde büyük bir Amerika. O görünümü artık hani yavaş yavaş medyadan siliyorlar. Silmeye çalışıyorlar. Bunu söyleyeyim ben size. Çünkü Çin geliyor. Çin böyle normal bir şekilde gelmiyor. Çok sağlam bir şekilde geliyor arkadaşlar. TikTok'u söyledik. Veri sızdırdın. Tabii ben bu makalelerin hepsini açıklamalar kısmına koyarım. Detaylı isteyenler oradan okuyabilir. Ben şimdi tüm bu makaleleri sizlere okursam ya da özet geçersem çok olur. Ne dedik? Yine aynı şekilde DJI'nin dronları veri sızdırdığına dair çok uzun zamandır bir tartışma var ve Amerika'da özellikle Pentagon Amerikan hükümetini bu konuda uyarmıştı, demiştik. Yani hükümetle alakalı, devletle alakalı işlerde şeyleri lütfen DJI'ye vermeyin. Ne derler? Görevleri işte kullanmayın, yine aynı şekilde polisler, DJI dronlar kullanmasın vesaire diye bir uyarı yapmıştı arkadaşlar. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bunun dışında yine aynı şekilde birçok haber bulabiliyorsunuz bununla alakalı. Şöyle bir baktığımız zaman birçok kaynakta zaten bununla ilgili bir gün şeyler, veriler geçmiş. Peki Çin nasıl bu kadar hızlı büyüyor? Şirketleri nasıl bu kadar hızlı büyüyor diyecek olursanız, arkadaşlar ben bir yerde bir şey okumuştum ve bunun da açıkçası daha sonrasında destekçi haberlerini görmeye başladım. Pandemi sürecinden bu yana Jack Ma kayboluyordu. Jack Ma kim diyeceksiniz? Ali Baba'nın kurucusu. Ali Baba kim diyeceksiniz? AliExpress'in üst şirketi. Bu adam bu şirketi kurdu ama adam hükümeti eleştirdikten sonra bir anda ortadan kayboldu ve adamdan bir seneye yakın haber alamadı kimse. Ya düşünsene, koskoca şirketin sahibisin ve bir anda ortadan kayboluyorsun ve kimse senden haber alamıyor. Ve şirketin başına yeni insanlar geçiyor çünkü şirketi yönetecek kimse yok. Dolayısıyla hani benim okuduğum teori de şuydu. Zaten bu bilinen bir gerçek ama şu anda size kaynağını açamadığım için, çünkü bulamadım nedense, burada büyük ihtimalle vardır. Birazdan onlara da değineceğiz. Fakat tek tek böyle makaleleri okuyamadım. Şöyle bir gerçek bulunuyor arkadaşlar. Çin, özellikle devlet bankaları, Çin'in devlet bankaları Çin şirketlerini besliyor. Nasıl besliyor diyeceksiniz. Şöyle yapıyor. Çin şirketlerine diyor ki,
sen benden kredi alabilirsin. No problem. Hani sen bana gayet ben sana çok düşük faizli krediler vereceğim. Fakat hani senin iç işlerine de karışacağım tarzı bir cümle kuruyor ve açıkçası şirkete müdahil oluyor. Açıkçası şirketi devlete satmış gibi bir şey oluyorsunuz ve devletle beraber çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi durum böyle olunca bunun bir benzeri bu arada şeyde olmuştu. Telegram'da olmuştu. Biz dedi ki Telegram Rusya'ya kesinlikle verileri sattı. Yani o gizlilik olayı falan kalktı dedi. Çünkü aksi halde Rusya bunu kabul etmiyordu. Yani her türlü benimle anlaşacaksın ancak o şekilde erişimini tekrar açarım diyordu. Bu da akıllara bu soru işaretini getirdi. Şimdi komünizmde demek ki var bir şeyler. Gelelim bakın Google'a Where is Jack Ma yazdığınız zaman Çinli milyarder Jack Ma nerede dediğiniz zaman işte 2020'nin çoğunda Japonya'da yaşadığı belirtiliyor. Yine aynı şekilde kayıp Çinli milyarder kim? Bakın 2015 yılında bir tane daha iş adamı kaybolmuş. Sonrasında kim kaçırıyor dendiğinde de diyor ki kaybolan profil Jack Ma'ydı diyor. En zengin kişisi finansal düzenleyicilerini eleştirdikten sonra 2020'nin sonlarında ortadan kayboldu diyor. Bakın pandemi zamanı adam ülkenin finansal düzenleyicilerini eleştiriyor ve bir anda ortadan kayboluyor. Sen Çin'in en büyük şirketlerinin birisin. Birisinde sahibisin yani başındasın. Nasıl kaybolabiliyorsun? Burada akıllara bu tarz soru işaretlerini getiriyor arkadaşlar. Bakın burada yine aynı şekilde El Cezira'da haberi yapılmış bunun. Bakalım şöyle detaylı bir şekilde. Yine aynı şekilde daha sonra zaten grubun başına tamam Jack Ma tekrar piyasaya çıktı ama iş işten geçmişti. Şirketin başına yeni biri gelmişti. Dolayısıyla o iş geçti. Şimdi bunun dışında şöyle biraz diğer haberlere bakalım. Bakın Türkçe yazdığınız zaman da çeşitli makaleler çıkıyor. Çin'in dizayn ettiği borç esareti. Çin çok güzel bir şekilde dünyaya yayılıyor arkadaşlar. Nasıl yayılıyor diyeceksiniz. Özellikle bunu Asya'da yapıyor. Ne yapıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar Çin Asya'da çok büyük yatırımlar yapıyor. Ne yatırım yapıyor diyeceksiniz. Bakın burada yazdığınız zaman China Outer Country Investment yazdığınız zaman çıkıyor. 2005'ten bu yana denizaşırı yatırımları 2,27 trilyon dolar diyoruz. Ya bu ne demek oluyor? Çin çok güzel bir şekilde yurt dışına açılıyor ve ülkelere yatırım yapıyor ve borç veriyor. Diyor ki sana ben para veriyorum, no problem paranı alabilirsin ama diyor paranı ödeyemezsen toprağına çökerim. Toprağım diyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bakın mesela demir çok fazla demir yolu yatırım yapıyor. Ne yapıyor bu? Yanlış hatırlamıyorsam Asya'da birkaç tane ülkeye köprü yapıyordu. Adam durduk yere köprü yapıyor. Tanıdık gelebilir ama köprü yapıyor yani. Gidiyor bakın Afrika'da yatırımları var. Demir yolu falan yapmış. Yapıyor. Niye? Çünkü o ülkeye yatırım yapıyor. Daha sonra o ülkenin iç işlerine karışıyor. Ya da gider madenlerine çöker. Bir şey yapar. Yani adam bu şekilde zenginliğine zenginlik katıyor. Ve baktığınız zaman da bu internet camiasında bile Çinliler bela olmuş durumda. Özellikle Etsy'de, Amazon'da satış yapanlar bilir ki Çinliler diğer satıcıları çok büyük hüsrana uğratıyor. Nasıl? Bakın burada YouTube videosunda göstermiş. Yani toplu alım yapıyor sizden. Çok büyük mal alıyor ve sonra onu iade ediyor ya da ne bileyim böyle bir iptal ediyor vesaire. Sizi maddi olarak zarara uğratıyor. Eğer uğratamıyorsa gidiyor. Yani siz çünkü bunun önlemi var. Bazı ürünleri şey yapabiliyorsunuz işte tek tek alım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle toplu ürün alamıyorlar sizden. Fakat burada da şey yapıyorlar bu sefer. Sizin ürününüz çok satıyorsa eğer adam zaten Çinli. Her türlü bu ürünü sizden ucuza ürettirecek. Ya da zaten siz bu adamdan alıyorsunuz ürünü. Dolayısıyla bakıyor ki adam benim ürünümü almış benden hani pahalıya satıyor ve diyor çok satıyorsa bu ürün diyor. Senin ürününe çöküyor arkadaşlar. Gidiyor senin ürününü senden daha düşük bir fiyata Amazon'da satıyor. Dolayısıyla e-ticaret anlamında da insanlara çok kötü musallat oluyorlar. Umarım bu videoya da musallat olmazlar diyorum. Bununla ilgili çok fazla makale bulabilirsiniz. Tabii ben Türkçe yazdığım halde birkaç tane buldum. İngilizce yazarsanız siz de bulursunuz. Dediğim gibi Biden fall yazdığınız zaman internette bir sürü makale var. Bunun neden olduğuyla alakalı vesaire de bir sürü içerik bulabilirsiniz. Şimdi son sekmemize geldik. Son sekmemiz Forbes'ın bir listesi. Bu listeye göre dünyanın en zengin insanlarını bu listede görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hangi şirkete sahip olduklarını da görebiliyorsunuz. Hangi ülkeye vesaire sahip olduklarını da görebiliyorsunuz. Bakın burada klasik bildiğimiz şeyler var. İnsanlar var. Bu insanların dışında da şöyle bir baktığımız zaman hani genellikle Amerika ve şey ama ne derler? Amerika ve diğer ülkeler ama şurada bir Çin giriyor. 15. sıradan Çin girmiş. Böyle
Bavarius diye bir şirket. Bunu daha önce duymadım, bilmiyorum. Yiyecek şirketiymiş. Bunun dışında yine aynı şekilde Mark Zuckerberg'in altında hemen nerede orada bir yerde TikTok olması lazım. Evet, 26. sırada TikTok devreye giriyor arkadaşlar. Çinli şeyler, milyonerler çok hızlı bir şekilde büyüyorlar çünkü devlet desteği alıyorlar ve globale açılıyorlar. Ne yapıyor? TikTok'ta senin istediğin içeriği karşına çıkarmıyor. Kendi istediği içeriği çıkarıyor. Yani her türlü propaganda yapabilir, senin hakkında veri toplayabilir, bunu kullanabilir. Hiçbir şekilde engel olamazsın. Dolayısıyla burada demek istediğim ne? Çin çok felaket bir şekilde geliyor. Bunun için sizin de ne yapmanız lazım? Tabii ki siz tek başınıza bir şey yapamazsınız ama TikTok kullanmayabilirsiniz. İşte DJI'nin dronlarını ben tabii ki bireysel kullanıcılara kullanma diyemem. Çünkü herkes bir FPV drone yapamaz. FPV drone satın alamaz. Ama hani en azından devlet ihalelerinde görüyorum ben. Yani şu anda açmak aklıma gelmedi ama devlet ihalelerine bakıyordum bazen. Adam mesela yazmış ki 20 tane drone alınacaktır, DJI drone alınacaktır vesaire. Trafikte bu denetimler de zaten bu dronlarla yapılıyor. Dolayısıyla en azından devletin kullanmaması bu yönde bir önlem olabilir. Çünkü zaten bunu Pentagon yıllar öncesinde açıklamış. Bununla ilgili raporlarını yayınlamış. Yani bu tekrar keşfedilmeyi bekleyen bir durum değil. Ve ben size bunu böyle bir videoda derlemek, toparlamak istedim. Anlatmak istedim. Çünkü yani bu bir şaka değil arkadaşlar. Artık küresel ekonomi o tarafa doğru kayıyor. Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla Çin modeli ekonomi uyguluyor. Zaten her şeyin bu kadar pahalanıp bizim böyle savaş gemileri, yine aynı şekilde uçaklar vesaire yapmamızın altındaki sebep de bu. Yükü insana bindiriyorsun, halka bindiriyorsun, vergiyi arttırıyorsun ve o gelen vergiyle ülke şey, savunma sanayi ya da işte farklı alanlara yatırım yaparak büyümeye çalışıyorsun. Buna Çin modeli ekonomi diyorlar arkadaşlar. Ha, uygularsın, başarılı olursun, başarısız olursun. Orası benim bileceğim iş değil, ben ekonomist değilim ama hani halk nezdinde böyle bir şey gerçek yani. Bu çok göz önünde bir durum. Dolayısıyla bunu sizlere aktarmak istedim. Eğer video faydalı olduysa kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özel mülkiyet. Özel mülkiyeti siktim öldü.